2024 Avis Türkiye Pist Şampiyonası 9 yıl sonra yeniden İstanbul Park Pisti'nde gerçekleşti. Avis 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları 7 Eylül Cumartesi günü İstanbul Park'ta gerçekleştirildi. Bu organizasyonla birlikte Türkiye'nin uluslararası tek yarış pisti İstanbul Park 9 yıl aradan sonra ilk kez ulusal bir yarışa ev sahipliği yaptı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED tarafından Spor Toto, Aykırayfex, Avis, Tuzla Belediyesi ve Salados katkılarıyla düzenlenen yarışları Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu da takip etti. Formula 3, karting ve klasik otomobillerin de piste çıktığı organizasyon her iki günde kalabalık bir seyirci topluluğu tarafından ilgi ve heyecanla izlendi. 2024 Avis Türkiye Pist Şampiyonası ikinci ayak yarışlarında Süper ve Maxi Grup birlikte start aldı. İstanbul Park Pisti'nin garajlarında sporcular son hazırlıklarını yapmaya başladılar. İşte ikinci ayak ilk yarışı için piste çıkıyorlar. Sıralama turlarında elde ettikleri zamanlara göre gridde dizilen araçlar kırmızı ışıkların sönmesini bekliyorlar. Yağmurlu hava koşullarında yapılan test ve sıralama seanslarının ardından Texaco Team AMS takımına ait Audi Sekkenber'in direksiyonundaki Sinan Çiftçi ilk kez kullandığı otomobille en iyi zaman yaparak pole pozisyonunun sahibi oldu. Texaco Team AMS takımının genç sporcusu Zekai Özen Audi Sekken 2 ile sıralamada ikinci zamanı yaptı. Aynı takımın bir diğer pilotu Avek Otomotiv ve Labris Madencilik sponsorluğunda yarışan Gökhan Kellecioğlu ise 3. zamanı yaparak gridin 2. sırasında 3. cepten start alacak. Ömer Şamlı 4. cepten yarışa başlayacak. Türkiye Racing Parts ve Ravenol Yağları sponsorluğunda yarışan Ülkü Motorspor takım pilotu Metin Çalışkan 5. cepten süper grubun ise 1. sırasından start alacak. Berkay Akço 6. ve Aziz Hankaya ise 10. sıradan yarışa başlayacaklar. İşte ışıklar söndü ve İstanbul Park'ta uzun bir aranın ardından Türkiye Pist Şampiyonası yarışı başladı. Ömer Şamlı ışıkların sönmesiyle iyi start aldı ve önündeki Zekai Özel'i geçti. Bu sırada Zekai Özel'in iyi start alamadığını görüyoruz. Takım arkadaşı Gökhan Kellecioğlu da kendisini geçti. Şimdi Aziz Hankaya'nın aracındayız. Viraj alınırken Sinan Çiftçi 2. Gökhan Kellecioğlu 3. sırada yer alıyor. Şimdi Emre Işık Yıldız'ın aracındayız. Metin Çalışkan da konsantre bir şekilde süper grubun şu anki lideri. Zekai Özel startta kaybettiği sıraları tek tek kazanmaya başladı. Önce takım arkadaşı Gökhan Kellecioğlu'nu geçti. Burada da Sinan Çiftçi'yi zorluyor ve işte geçişini tamamladı ve yarışta ikinci sıraya yükseldi. Şimdi Sinan Çiftçi'yi izliyoruz. Emre Işık Yıldız full konsantre ve işte burada 15 kapı numaralı Clio sürücüsünü geçiyor. Zekai Özen atak yaptı ve yarışın lideri Ömer Şamlı'yı da geçerek liderliği aldı. Zekai Özen startta 3. sıraya kadar gerilemişti. Ardından temposunu yakaladı ve rakiplerini geçerek liderliğe oturdu. Şimdi yarışın üçüncüsü Sinan Çiftçi'nin aracındayız. Şimdi de Metin Çalışkan'ın aracındayız. Bakalım ofisinde nasıl çalışıyor? Gökhan Kellecioğlu'nun aracına konuk oluyoruz. Bu piste alışkın olan Gökhan Kellecioğlu daha önce Renault Clio ve Megane Cup gibi yarışlarda mücadele etmişti. Tabii uzun bir aranın ardından bu piste bu kez daha güçlü bir otomobille çıktı. Bakalım bugün neler yapacak, hep birlikte göreceğiz. Sinan
Özen çiftçi atak yaptı ve Ömer Şamlı'yı geçerek ikinci sıraya çıktı. Zekai Özen 1. Sinan Çiftçi 2. Ömer Şamlı 3. ve Gökhan Kellecioğlu 4. sırada yarışı sürdürüyorlar. Maxi Grup otomobilleri Süper Grup'la aralarını artık açtılar. İşte Metin Çalışkan ve Berkay Akçı arasındaki rekabeti izliyoruz. Sinan Soylu son dakikada karar vererek yarışa girdi. Aslında İstanbul Park'ın açılmasını bekliyordu. Eğer karar çok daha önce açıklanmış olsaydı aracını hazırlama fırsatı bulacaktı. Burada Metin Çalışkan Berkay Akçay'a savunma yapıyor. Ancak rakibinin aracı Mini Cooper'ın avantajları daha fazla olunca geçirmekten kurtulamadı. Metin bırakmadı, elinden geleni yapıyor ve işte burada geç frenaj yaparak avantajı yakaladı. Daha sonraki viraja yan yana girdiler ve Metin önde kalmayı başardı. Tekrar yerini geri aldı. Şimdi Emre Işık Yıldız'ın aracına konuk oluyoruz. Arka tarafta Gökhan Kellecioğlu'yla Ömer Şamlı arasındaki rekabeti izliyoruz. Aziz Ankaya Süper Grup'ta şu anda 3. sırada yarışı sürdürüyor. O da son dakikada bu yarışa katılmaya karar verdi ve neredeyse standart bir otomobille şu anda pistte yarışıyor. Az önce de dediğim gibi Sinan Soylu ve Aziz Ankaya araçlarını yetiştirmeye fırsat bulamadılar. Dolayısıyla bu yarışa biraz dezavantajlı başladılar. Önde Metin Çalışkan'la Berkay Akçı arasındaki rekabet sürüyor. Ve işte iki araç arasındaki güç farkını siz de burada görebiliyorsunuz. Rakibi dış taraftan atak yaparak Metin Çalışkan'ı geçti. Metin bırakmadı. Limitlerini zorluyor. Ve burada iyi bir akselerasyon yakaladı. Yokuş yukarı çıkan bölümde tekrar avantajı yakalayarak Berkay Akçı'yı geçti. Yeni süper grup lideri bu kez Metin Çalışkan. İki sporcu arasında keyifli bir yarış izliyoruz. Aziz Ankaya 3. sırada yarışı sürdürüyor. Sinan Çiftçi 5 kapı numarasıyla ilk kez kullandığı Audi RS TCR LMS otomobiliyle iyi zamanlar yapıyor. Önündeki Zekai Özen'e de oldukça yakın. Fiat Yıldızı'nı arıyordan geçtiğimiz sezon başarıyı yakalayan ve birinci olan iki sürücü İstanbul Park'taki sezon ikinci ayak yarışında yarışma hakkı kazandılar. Şu an izlediğiniz 12 kapı numarasıyla izlediğimiz Hasan Çelik yarışta 8. sırada. Bir diğer Tosfet Yıldızı'nı arıyor yarışmasında kadınlar birincisi olan Sevde Zehra Yıldırım ise 9. sırada yarışı sürdürüyorlar. Mini Cooper ve Opel Corsa rekabeti hızla sürüyor. Şu anda İstanbul Park'ta en rekabetçi iki pilotu izliyoruz. Yeniden Sinan Çiftçi'nin aracındayız. Oldukça konsantre bir şekilde rakiplerini kovalıyor. Gökhan Kellecioğlu önündeki Ömer Şamlı'ya baskı uyguluyor. İşte ofisinde Gökhan Kellecioğlu'nu izliyoruz. Gökhan Kellecioğlu atak yaparak burada rakibini geçmeyi başardı. Süper Grup lideri Metin Çalışkan şu anda yarışta iyi zamanlar yapmaya devam ediyor. Şu anda Fatih Yavuz'un aracında bir sorun var. Aracın lastiği patlamış. Bu sorunun arkasındaki Emre Işık Yıldız'a da heyecanlı anlar yaşattı. Şimdi Aziz Ankaya'nın aracındayız. Aziz Han neredeyse standart olan aracıyla elinden geleni yapmaya çalışıyor. Berkay Akçı önündeki Metin Çalışkan'ı zorlamaya başladı. Geçtiğimiz yılın Türkiye Süper Grup Şampiyonu Metin Çalışkan tecrübesini burada konuşturdu ve sıkı bir savunma yaparak yerini korudu. Gökhan Kellecioğlu az önce kazandığı sırayı aynı yerde bu kez kaybetti. Sinan Soylu hazır olmayan aracıyla turlarına devam ediyor. Metin Çalışkan ve Berkay Akçı rekabeti hızla devam ediyor. Emre Işık Yıldız önündeki polo sürücüsüne baskı uyguluyor. İşte aracında, ofisinde full konsantre bir şekilde İstanbul Park'taki mücadelesini izliyoruz. Sinan
Gelen çiftçi yarışın bu bölümlerinde önündeki takım arkadaşı Zekai Özen'le arasındaki farkın açılmasına engel olamadı ve ikinci sırada yarışı sürdürüyor. Gökhan Keylecioğlu üçüncülük savaşı veriyor. Bakalım yarış sonunda podyuma çıkabilecek mi? Az sonra göreceğiz. Emre Işık Yıldız da önündeki rakibini artık bunalttı. Burada Gökhan Keylecioğlu atak yaptı ve cesur bir hamleyle rakibini geçerek 3. sıraya yükseldi. Emre Işık Yıldız start düzlüğünde oldukça hızlandı ve ilk viraja girerken adeta frenleri tutmadı ve önündeki rakibine temas ederek dengesini bozdu. Aracının da makyajı biraz bozuldu. Texaco Team AMS'nin genç pilotu Zekai Özen artık tur bindirmelere başladı. Aziz Sankaya şu anda pistte rahat diyebiliriz. Çünkü yapacağı çok fazla bir şey de yok. Önü ve arkası açık bir şekilde yerine razı olmuş durumda. En azından İstanbul Park'ın keyfine varıyor. Çünkü Aziz Han'ın aracı rekabetçi bir pozisyonda değil. Metin Çalışkan ve Berkay Akçı arasındaki rekabet devam ediyor. Yarış boyunca bir Metin, bir Berkay geçerek liderlik savaşı verdiler ve halen de vermeye devam ediyorlar. Bu sırada Maxi grupta da rekabet tam gaz devam ediyor. Gökhan Kellecioğlu ve Ömer Şamlı arasında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Maxi grup araçları süper grup araçlarına tur bindirmeye başladı. Emre Işık Yıldız oldukça yavaşladı. Bekir Osman Paşalıoğlu tekrar kendisini geçti. Tekrar sahnede Metin Çalışkan ve Berkay Akça var. Metin Çalışkan burada fazla işte kalınca düzlük sonundaki virajda avantajını kaybetti ve Berkay Akça doğru çizgiden hamle yaparak kendisini geçti. Gerçekten yarışın başından itibaren Ömer Şamlı ve Gökhan Kellecioğlu arasındaki rekabet nefeslerimizi kesti. Ömer Şamlı burada çok riskli bir hamle yaptı. Neyse ki bir sorun olmadan iki sürücü de yarışı sürdürüyorlar. İşte burada Aziz Ankaya'ya Sinan Çiftçi tur bindirdi. Gökhan Kellecioğlu ve Ömer Şamlı arasında rekabet yaşanırken süper grupta ise Metin Çalışkan ve Berkay Akçı arasında kıran kırana mücadele izliyoruz. Arka tarafta da polo sürücüsüyle Emre Işık Yıldız arasında kemik seslerini az önce duymuştuk. Onlar da kıran kırana mücadele ediyorlar. Bu sırada da Maxi grup araçları kendilerine tur bindiriyor. Ömer Şamlı Gökhan Kellecioğlu'nu geçmiş ve üçüncülüğe çıkmış. Zekai Özen'i şu an drone kameramızla izliyoruz. Nefis görüntüler ekrana geliyor. Sinan Soylu önündeki Temel Çamladı burada geçti. Zekai Özen artık yarışı kazanmak üzere. Oldukça rahat bir şekilde birinciliğe doğru ilerliyor. Aziz Ankaya bu değil. Hepimiz biliyoruz. Çok daha iyisini yapan yetenekli bir sürücü. Ancak dediğimiz gibi araç hazır değil. Ve damalı bayrak sallanmaya başladı. Texaco Team AMS pilotu Zekai Özen ilk yarışı birinci sırada tamamladı. Hem genel klasman birincisi hem de Maxi grup birincisi olmayı başaran Zekai Özen şampiyonada yer almadan yarışlarına devam ediyor. Sinan Çiftçi ilk kez kullandığı bu otomobille çok çabuk uyum sağladı ve sezonun ikinci ayak ilk yarışında ikinciliği elde etti. Yarışta üçüncülüğü Berkay Akça elde ederken Texaco Team AMS'nin Avek Otomotiv ve Labris Madencilik sponsorluğunda yarışan Gökhan Kellecioğlu ise dördüncülüğü aldı. Genel klasman beşincisi ve süper grup birinciliğini Berkay Akça alırken Metin Çalışkan ise süper grup ikincisi oldu. Aziz Ankaya ise süper grup üçüncüsü olurken Bekir Osman Paşaoğlu dördüncü, Emre Işık Yıldız beşinci, Temel Çamlı da altıncı ve Sinan Soylu ise yarışı yedinci sırada tamamladılar. Öğle arası molasından sonra sporcular bir kez daha piste çıkmak için hazırlıklarına başladılar.